Merhaba dostlarım. Bu videomda sizlere dünyanın gelmiş geçmiş en büyük bilim adamı olarak kabul edilen Albert Einstein'ın biyografisini kısaca anlatmaya çalışacağım. Einstein 14 Mart 1879 yıllarıyla 18 Nisan 1955 yılları arasında yaşamış, dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanı olarak kabul edilen bir bilim adamıdır. Alman İmparatorluğu'nun Ulm kentinde Aşkenazi Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Einstein yaşamının ilk yıllarını Münih'te geçirdi. Lise eğitimini ve yüksek öğrenimini İsviçre'de tamamladı. Einstein okuldaki sıkı disiplinden ve ezberci düzenden son derece rahatsızdı. Buna rağmen çok yüksek notlar alıyordu. Einstein sıra dışı bir insan olduğu için birçok insan tarafından geri zekalı olarak görülüyordu. Birçoğunuzun bildiği gibi delilikle dahilik arasında ince bir çizgi vardır. Ondan dolayı dahi insanlar bizim gibi sıradan insanlar gibi davranışlar sergilemezler. Bundan dolayı Einstein hatta okuldan da 3 kez kovulmuştur. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra birçok üniversiteye başvuruda bulunmuş fakat iş bulamamıştır. Bunun sonrasında patent ofisinde müfettiş olarak işe başladı. 1905 yılı Einstein için mucize bir yıl olmuştur. O dönemde kuramları hemen benimsenmemiş olsa da ileride fizikte devrim yaratacak 4 tane makale yazmıştır. 1914 yılında Max Planck'in özel ricası üzerine Almanya'ya geri döndü. 1921 yılında fotoelektrik etki üzerine yaptığı çalışmaları nedeniyle Nobel Fizik Ödülünü kazanmıştır. 1933 yılında Alman Nazi Partisi'nin yükselişi nedeniyle Almanya'yı terk etmiştir. Çünkü kendisi de Alman Yahudisidir. Tarihle ilgilenen birçoğunuzun bildiği gibi Nazi Partisi Yahudi soykırım yapmıştır. Çok büyük bir Yahudi katliamına sebep olmuştur. Ayrıca şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. İngiliz astronom Sir Arthur Eddington, Einstein'ın tanınmasında çok büyük rol oynamıştır. 1915 yılında Birinci Dünya Savaşı devam ediyordu. İngilizlerle Almanlar da savaştaydı. Birçok insan milliyetçi sebeplerle karşı çıkmasına rağmen Eddington, Einstein'ı Cambridge Üniversitesi'ne getirmeyi başarmıştır. Birçoğunuzun bildiği o meşhur dilini çıkardığı fotoğrafı da burada çekilmiştir. Eşi ona elini yüzünü üstünü başını düzeltmesini söylediği halde Einstein hiçbir şeyi aldırmadan o fotoğrafa kare olmuştur. Ve 1919 yılında Einstein'ın görelilik kavramını ispatlayan insan Eddington olmuştur. Einstein 1933 yılında Almanya'yı terk ettikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmiştir. New Jersey eyaletinin Princeton ilçesinde ömrünün geri kalanını da tamamlamıştır. Einstein'ın yaptığı en büyük keşifleri atom fiziğinde yaptığı devrim ve görelilik kavramı, yani izafiyet teorisi. İzafiyet teorisi zamanın göreceli olduğunu söyler. Yani dünya ile başka bir gezegende zamanın aynı işlemediğini ispatlamıştır. Hatta evrendeki diğer galaksilerin zamanlarının bir olamayacağını ispatlamıştır. Bu teori de Yıldızlar Arası isimli bir filmde işlenmiştir. Gelmiş geçmiş en güzel bilim kurgu filmlerinden biridir. İzlemenizi de tavsiye ederim. Muhteşem bir iştir. Einstein, özel görelilik ve genel görelilik kuramlarıyla 200 yıldır Newton mekaniğinin hakim olduğu uzay anlayışında bir devrim yaratmıştır. E eşittir mc kare ile formüle ettiği kütle ile enerjinin eşdeğerliği, yıldızların nasıl enerji oluşturduğunu açıklama getirmiş ve nükleer teknolojinin önünü açmıştır. Einstein öyle büyük bir zekaydı ki bilim insanları bugün hala onun açtığı yolda ilerlemeye çalışıyorlar. Einstein 20. yüzyılın en büyük bilim adamıydı. Belki de gelmiş geçmiş en büyük bilim adamıydı. Bugün hala Einstein'ın ilerisine geçebilen bir bilim adamı yoktur dünyada. Ayrıca şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Einstein Atatürk'e bir mektup yazmıştır. Nazilerin Yahudi soykırımı yaptığından dolayı
Birçok profesörün Türkiye'ye gelmesini rica etmiştir ve Atatürk de kabul etmiştir. Bu insanlar Türkiye'ye gelmiş çok büyük katkılarda bulunmuşlardır. Şimdi Atatürk'ün bilim insanlarına verdiği değere bir bakalım. Bir de günümüzdeki Türkiye yöneticilerinin verdiği değere bakalım. Türkiye'deki önemli bilim adamları hepsi yurt dışına kaçmak zorunda kalıyor. Çünkü Türkiye'de yolları tıkalı, yapabilecekleri hiçbir şey yok. Ondan sonra bu bilim adamları Avrupa'da, Amerika'da bir yerlere geldiği zaman burada zurnalar çalınıyor. Şu bizim bilim adamımız, bu bizim bilim adamımız. O adamların önünü siz açmadınız ki, beğenmediğiniz elin gavurları onların önünü açtı. Şimdi Avrupa'ya, Amerika'ya bir bakalım. Bilimde nasıl ilerliyorlar? Sende bir cevher gördüğü zaman bütün kapılarını açıyorlar. İngiltere Almanya ile savaşta olduğu halde Cambridge Einstein'a kapılarını açtı. Amerika Almanya ile savaşta olduğu halde Einstein'ı baş köşesine yerleştirdi ve Harvard Üniversitesi'ne yerleştirdi. Şimdi Amerika Avrupa mı kazanacak yoksa bizim gibi bilime bütün kapılarını kapatan ülkeler mi kazanacak? Bundan dolayıdır ki bir Harvard gibi üniversite yok, Oxford, Cambridge gibi üniversiteler Türkiye'de var mı? Einstein hem çok büyük bir bilim adamı hem de vicdan sahibi bir insandır. Einstein atomu icat ettiğinden dolayı Amerika Japonya'yı vurmuştu. Einstein'a sorarlar. Atomu siz icat ettiniz, binlerce insan öldü. O da şöyle cevap verir. Eğer atomun insanları öldürmek için kullanılacağını bilseydim, ben bir ayakkabı tamircisi olurdum demiştir. Einstein röportajlarında dini inanç olarak hiçbir inanca inanmadığını, bunların çocukça olduğunu söylemiştir. Ancak kendisini ateist ve panteist olarak da tanımlamamıştır. Değişik zaman dilimlerinde deist ve agnostik görüşler belirtmiştir. Hatta okul çağlarında ateist olan öğretmeniyle çok hararetli bir tartışma yaşamış ve Tanrı'nın varlığını ispatlamaya çalışmıştır. Hatta inancın olmadığı yerde bilim yavan bir süreç haline gelir demiştir. Eğer rahipler bunu kendi çıkarları için kullanacaklarsa bırakalım da bunu şeytan düşünsün der. Bunun için bir ilaç yoktur der. Yani dinin çıkarlar için kullanılmasına karşı çıkmıştır. Einstein Tanrı tanımaz yani ateist değildir. Bu yüksek düzenin yaratılmış olduğuna dair dini duyguya benzer bir inanç kesindir demiştir. Bu evrenin muhteşem bir şekilde düzenlendiğini ve belirli kanunlara uyduğunu görmekteyiz. Ancak bu kanunları çok bulanık bir şekilde anlayabilmekteyiz. Kendisini deneyim dünyasında ortaya atan üstün bir akıl içerisinde yer alan bu sağlam derin duygulara sıkı sıkıya bağlı olmak benim Tanrı inancımı anlatmaktadır. Sonuç olarak Einstein Tanrı tanımaz yani ateist değildir. Dini insanların kendi çıkarları için kullanmasına karşı çıkmıştır. Bundan dolayı da ateist olarak görülmüştür. Ayrıca Einstein sosyalisttir. Kapitalizme kesinlikle karşı çıkmıştır. Şundan dolayı kapitalizmin insanları köleleştirdiğine inanıyordu. Elimden geldiğince kısaca Einstein'ı sizlere anlatmaya çalıştım. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Hoşça kalın dostlarım.